tam o sıralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'tayken İstanbul'da da Türkiye'de de bir başka cumhurbaşkanı vardı. Almanya Cumhurbaşkanı ve Almanya Cumhurbaşkanı'ndan ilk ziyaret İmamoğlu'na. Ayağının tozuyla uçaktan iner inmez Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier. İkilinin keyifli sohbeti kadar Steinmeier'in Türkiye'den Almanya'ya işçi göçünün başladığı ilk adreste. Sirkeci Garı ziyaretinde mevkidaşı Erdoğan'dan önce İmamoğlu ile görüşmesi dikkat çekti. There was three hotels. One is here, Pera Hotel, Beyoğlu, the historical side of Istanbul, and the another one is Princess Island. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier bir dizi temas için Türkiye'de, ilk durağı İstanbul, ilk temassa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla. İki isim önce kameralara kapalı alanda bir araya geldi. Büyükşehir ve CHP heyetiyle Alman heyet karşılıklı oturdu. İstanbul başta olmak üzere yerel seçimlerde başarı elde eden muhalefetin öne çıkan isimlerinden İmamoğlu'yla Alman Cumhurbaşkanı'nın bir araya gelişine yerli yabancı medyanın da ilgisi büyüktü. İmamoğlu 5 yıl boyunca İstanbul için yaptıklarını anlattı. Almanya ile şehirler arası işbirliği ve metro gibi büyük projelere destekler konuşuldu. Siyaset değil sadece, tarih üzerine de geniş sohbet edildi. Karşılıklı görüşmede masada olmayan İstanbul Valisi Davut Gül de bu sırada dahil oldu programa. 63 yıl önce Almanya'ya işçi göçünün başladığı nokta olan Sirkeci Tren Garı'nda göç sergisini ve gar müzesini gezdiler. Tarihçi İlber Ortaylı da eşlik etti. Steinmeier Sirkeci Garı'nda Ekrem İmamoğlu ile birlikte sergiyi gezerken bir grup Filistin destekçisi de Almanya'yı protesto etmek için Sirkeci Garı'na geldi. Şu anda sivil polisler gruba müdahale ediyor, uzaklaştırmaya çalışıyor. Bir tarafta protesto sesleri yükselirken diğer tarafta da heyet dışarı çıktı. Hem Alman hem Türk heyeti Steinmeier ve Ekrem İmamoğlu sergi salonuna doğru ilerliyor. Alman Cumhurbaşkanı tebessüm etti. İstanbul valisi gergindi. Göstericilerin ağızlarını kapatmaya çalışan polis bazılarının telefonlarına el koydu. Gözaltılar oldu. Pankartlar toplatıldı. Bu sırada müzeden çıkan Alman Cumhurbaşkanı bir kez daha sesin geldiği yöne doğru baktı. Buraya Alman olarak gelen herkes açık kollarla karşılanıyor. Bunun sebebi yalnızca Türk konukseverliği değil. Burada hemen herkesin Almanya'da bir amcası, bir kuzeni ya da uzaktan bir akrabası var. Almanya Cumhurbaşkanı eli boş gelmedi İstanbul'a, 60 kilo döner de getirdi. İmamoğlu'nun da katıldığı Sarıyer'deki davette konuklara ikram edildi. Steinmeier, Berlin'de döner dükkanı işleten gurbetçi Türk usta ile birlikte bizzat kesti döneri. Steinmeier, Türkiye'deki ikinci gününde Gaziantep'te, son gününde ise Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecek. Şimdi bu haberin neresinden başlasak? Şuradan başlayalım. Bir defa şu korkulukları görüyorsunuz değil mi? Sirkeci Tren Garı. Bakın bu korkuluklar böyle olmaz. Şehrin garları böyle olmaz. Dünyanın hiçbir büyük şehrinde garlar terk edilemez. Bunun için çaba olduğunu da görüyorum ama. İkincisi, protestolar ve protestoculara yapılan muamele. Protestolar haklı. Almanya Uluslararası Adalet Divanı'nda taraf ülke. Kimin tarafında biliyor musunuz? Gazze'deki katliam, soykırıma varan katliam nedeniyle biliyorsunuz. Netanyahu ve İsrail orada yargılanıyor şu anda. Almanya davaya İsrail'in tarafında müdahil oldu. Üçüncüsü, bu ziyaret ilginç. Almanya Cumhurbaşkanı yerel iktidarla buluştu demek ki. Şimdi buradan yerelden devam edeceğim. Dördüncüsü de Almanya'nın bir yerel ürünü olarak döner getirmiş. Almanya Cumhurbaşkanı. Almanya'nın geleneksel yiyeceklerinden biri ya. Çok manidar, çok ilginç, çok ironik, çok. Burada kaç kez duymuş olabilirsiniz. Döner patenti Türk olan bir şeydir. Kendi mutfağımızda ve tarihimizde vardır ve büyük icattır.
dünyada hiçbir pazarlama desteği olmadığı halde en hızlı yayılan hızlı yemek, fast food denen şey de en hızlı ve en sağlıklısı aslında. Yiyecektir dünyanın her yerinde. Ve 100 milyar euroyu geçiyor şu andaki hacim. 100 milyar euroyu geçiyor. Türkiye bu konuda hiçbir şey yapmıyor. Hiç. 200 bin troll besliyoruz biz. Hiçbir şey yapmıyor. Bir de üstüne o sektörün en büyük oyuncusu olan Almanya bize Cumhurbaşkanı'yla birlikte hediye olarak Almanya'dan Almanya'nın yerel ve milli yiyeceği lezzeti döner getiriyor. Fıkra bu kadar. Devam ediyoruz.